İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan Çömez bizimle birlikte. İyi akşamlar Turhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum, hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar. Evet, biz tabii Menzil Şeyhi'nin ölümünü ve ardından siyasetten, bürokrasiden de dahil olmak üzere binlerce insanın oraya akın etmesi ve bir gövde gösterisine dönen cenaze ve bazı muhalefet liderlerinin de tabii ki sosyal medya mesajlarını yorumladık. Buradan aslında sizinle konuşacağımız konuya bağlamak istiyorum ama tabii siz de dilerseniz ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim. Sonrasında siz aslında Orta Doğu'dan bu kontrolsüz ve mütemadiyen gerçekleşen göçle ilgili bize AK Parti'nin gizli dosyasıyla ilgili bir analiz yapacaksınız. Ama öncesinde tabii dediğim gibi bu Menzil'deki bir ölümle birlikte gerçekleşen değişimi nasıl değerlendirirsiniz? Bakın, bir insanın inanç özgürlüğü vardır. Dilediği gibi inanır, dilediği gibi yaşar ve bu kendi bireysel özgürlük alanı içerisindedir. Demokrasilerde, laik hukuk devletlerinde bunlar böyledir, gelişmiş ülkelerde de. Ancak bu bilimin dışına çıkarsa, insanların özgürlüklerini kısıtlamaya başlarsa, başka insanların özgürlük alanları içerisine girilmeye başlarsa, artık burada tehlike çanları çalmaya başlar. Öte yandan eğer bu yapılar ekonomiye nüfuz ederlerse, ekonomik güç elde etmeye başlarlarsa, kontrolsüz bir şekilde büyürlerse, vergi denetimi olmazsa, para transferlerinin denetimi olmazsa bu artık bir güvenlik tehdidi haline gelir. Bununla beraber devlet içerisinde nüfuzlarını arttırmaya başlarlarsa, devlet kademelerinde bir güç sahibi olurlarsa bu önemli bir risktir. Hele hele siyaset kurumu planlarını, projelerini, Türkiye'ye dair ideallerini ve hayallerini anlatarak oy talep etmek yerine bu yapıların liderleriyle kurdukları bir takım ilişkilerle oy tahviline girerlerse artık orada demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Aslında bunun örneğini biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadı Türkiye, bir başka versiyonunu yaşadı. Bundan ders almalıydı Türkiye. Ne istediler de vermedik diyen bir Erdoğan'ın yönettiği bir ülkede ortaya çıkan bu darbe girişimi aslında çok önemli bir tehditti Türkiye'ye. Türk milletine büyük bir tehditti ve bunun nelere mal olduğunu hepimiz gördük ve hala bundan ders alınmadığı anlaşılıyor. Öte yandan biraz sonra Orta Doğu'dan bahsedeceğiz. Irak'ta vardı böyle bir yapı. Saddam'ın 8 tane ordusu vardı. Bunlardan bir tanesi de Basra Körfezi'ndeki orduydu. Bu ordunun komutanları, yani değişik orduların komutanları zaman içerisinde Irak'ta bir cemaatin üyesi oldular. Ve bu cemaatin de arkasında, bu yapının da arkasında Amerika ve İsrail vardı. Yıllar boyu bu cemaat özellikle desteklendi, güçlendirildi, popüler yapıldı. Ve ülkenin önemli bir kısmı Irak'ta bu cemaatin üyesi oldular. Ve Amerika burayı işgal ettiğinde bu 8 ordunun 7 tanesi savaşmadı. Üniformaları çıkarttılar ve halkın arasına karıştılar. Bir tek ordu ülkeyi korumak için mücadele etti. O da kök söktürdü aslında Basra Körfezi'nde ama tabii ki yeterli gelmedi. Buradan şuraya varacağım. Evet, insanlar dilediği gibi inanırlar, dilediği gibi yaşarlar ama bu hiçbir zaman ülkenin kurallarını, ülkenin demokratik teamüllerini, hukuk düzenini, genel yaşam biçimini etkilememesi lazım. Burada büyük ölçüde hata yapılıyor Türkiye'de. O bakımdan yaşanmış deneyimlerden Türkiye'nin ders alması lazım. Türkiye'nin yolu modern dünyadır, Türkiye'nin yolu medeni dünyadır, Türkiye'nin yolu demokratik, layık, hukuk devletidir. Bu ülkede insanları huzur ve refah içerisinde yaşatabilecek, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşatabilecek, bir arada tutacak, güvenli bir ortamda yaşatacak düzen budur. Ve ancak Türkiye bu şekilde huzurlu bir ülke haline gelebilir. Mülteci konusuna geçmeden önce programın benden önceki bölümünde Burcan'ın yaptığı bir değerlendirmeye dikkat çekmek istiyorum. Ben de önemli bir değerlendirmeydi. O görüşmelerin yapıldığı esnada tabii ben de parlamentodaydım. Şu anda da parlamentodayım. Özellikle deprem bölgesindeki zeytinliklerin ve orman arazilerinin imara açılması. Bakın bu son derece tehlikeli. Evet. Yeni bir rant düzeni kuruluyor. Korkunç bir rant düzeni kuruluyor. İnanılmaz bir rant düzeni kuruluyor.
Siz Maraş'ta, Antep'te, Hatay'da yüz binlerce, bir daha söylüyorum, yüz binlerce konuta imar affı getireceksiniz. Berbat ve ucube bir şehir planlamasına müsaade edeceksiniz. 1999 depreminden bugüne toplanmış 100 milyar liradan fazla vergiyi sağa sola çarçur edeceksiniz. Yola betona gömeceksiniz. O yollarında kurabiye gibi en ufak bir yağmurda ne hale geldiğini gördük. Ve ondan sonra kalkacaksınız ek bütçeyle, ek bütçe adı altında toplanan paralarla yeni bir rant düzeni kuracaksınız. Bu rant düzeniyle yandaş müteahhitlerinize para boca edeceksiniz ve ülkenin doğasını mahvedeceksiniz. Bunun mücadelesini verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bakın 480 milyar liralık bir konut ya da inşaat bütçesi ayrıldı son ek bütçeyle. 480 milyar lira. Ve bu bütçeyle yandaş firmalara rant dağıtılacak, ihaleler dağıtılacak. Ve eminim sadece bu yandaşlar o parayla zengin olmayacaklar. Orada arazi devşirerek, zeytin ve ormanlık arazileri mahvederek, katlederek bu ülkeyi perişan edecekler. Ve arkasında sığındıkları şey deprem. Ve depremi istismar ederek yapıyorlar. O sebeple bu ülkenin hakikaten gerçek bir demokrasiye, şeffaf bir düzene ihtiyacı var. Bakın bu son kabul edilen ek bütçe tartışmaları hala devam ediyor. Yine bununla beraber bu torba yasa inanılmaz şeyler getirdi Türkiye'ye ve artık Türkiye otokratik bir ülke oldu. Bu çok net. Gerçekten böyle bir noktadayız. Bakın Erdoğan'a 1.2 trilyon liralık bir imkan verildi, borçlanma imkanı verildi. Hiç kimse hesap sormayacak Erdoğan'a. 1.2 trilyon tam rakamı söylerim size. 1.2 trilyon lira Erdoğan istediği gibi borçlanacak. Kimse niye borçlanıyorsun arkadaş demeyecek. O borcu alacak, istediği yere boca edecek, istediği şekilde değerlendirecek ve bunu önümüzdeki yerel seçimler için bir bütçe zemini hazırlamak için yapıyor. Öte yandan yine ben dün konuşma yaptım. 12. madde, torba yasanın 12. maddesinde Erdoğan'a pek çok önemli kalemde, üründe verginin artışıyla ilgili çok ciddi bir yetki verildi. Bakın daha önceden Erdoğan'ın yetkisi yarım kat oranında bir vergi artışıyla sınırlıydı. Şimdi biz 5 kat verdik. Ne demek bu? 20 liralık bir petrolün, akaryakıtın 5 liralık da bir vergisinin olduğunu farz edin. Erdoğan'ın yetkisi bunu 27,5'a çıkartmak kadardı. Şimdi Erdoğan bunu o 5'i 25 yapacak. Yani 20 liranın üzerine bir 25 lira daha vergi ekleyebilecek. Sabah kalkacaksınız. Böyle bir vergi. Hiç kimsenin hesap sorma yetkisi yok. Hiç kimse bunu niye böyle yaptın demiyor. Bakın yıl 1215. Magna Carta, İngiltere kralının kendi başına vergi salmasına itiraz eden İngilizler kralı oturttular. Dediler ki hayır, bu vergi yetkisini sana vermiyoruz. Bunun kararını bizden izin alarak vermek zorundasınız. Kafana göre vergi yapamazsın. Ve bunun üzerine ilk defa İngiltere'de bir meclis konsepti, bir meclis kavramı ortaya çıkıyor ve demokrasinin temelleri o yıllarda atılıyor. Tam 9 asır önce. Biz dün ne yaptık? Bu yüce mecliste, bu gazi mecliste, bu sizlerin, bizlerin, hepimizin, bu milletin iradesinin tecelligahı olan bu yüce mecliste hepimizin 85 milyonun iradesini kalktık bir adama teslim ettik. Ve Türkiye'yi tam 9 asır geriye... Maz yetkilerle donatılıyor ve dediğiniz gibi artık yani otokrasi net bir biçimde ilan etmiş durumda. Bir ekonomist olarak zannediyorum gece gördüğü rüyalara göre sabah gerekli önlemleri alacak Sayın Çömez. Son derece vahim. Tabii Türkiye'nin çok sorunları var. Ekonomik sorunlar son derece derin, son derece kritik. Ama ben Türkiye'nin sahip olduğu değerlerle bunların üzerinden gelebileceğini düşünüyorum. Üstesinden geleceğini düşünüyorum. Türkiye büyük bir ülke, verimli bir ülke, mümbit bir coğrafya. İnsanları son derece çalışkan, fedakar. Türkiye'nin sosyal sermayesi çok güçlü. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri çok güçlü. Bize kalan miraslar çok büyük, çok önemli. Çok zengin bir kültür mirasına sahibiz. Coğrafyamız çok kıymetli. Doğamız çok kıymetli. Madenlerimiz ona keza. İnanılmaz bir servete ve sermayeye sahibiz. Doğru düzgün kullanıldığında, birilerinin cebine değil, milletin istikbaline bu paralar, bu imkanlar tahsis edildiğinde biz toparlarız. 3 yıl, 5 yıl sürer ama toparlarız. Fakat başımızda bir mülteci belası var ki
O gerçekten çok büyük bir tehlike. Şimdi tam oraya gelecektim. Hem de ekonomiyle ve bütçeyle ilgili konuşurken aslında çok da yerine rast geldi diyebiliriz. Çünkü evet, Avrupa Birliği'nden işte efendim fonlandığı, yardımların geldiği iddia edilse de Türk milleti bu düzensiz ve mütemadiyen gerçekleşen göçle ilgili çok ciddi para harcıyor, kaynak ayırmak zorunda kalıyor. Bu halkın cebinden, bütçesinden tabii ki çıkıyor. Şimdi sizin önemli açıklamalarınız oldu ve bir dosyanız var, bir analiz gerçekleştirdiniz bununla ilgili. Tabii bu sadece Türkiye'de benim tırnak içinde söylediğim Türksüzleştirme politikası da değil, Suriye'de, Irak'ta çok daha önce başlayan, biraz önce de hatta Kerkük katliamında ölen soydaşlarımızı anarak başladım yayına. Çok uzun zamandır yaşanan ve burada bir kıyıma, bir kıyamete sebep olan çok ciddi bir göç mühendisliğinin ürünü. Siz AK Parti'nin de buradaki hesaplarından bahsettiniz. Bu noktayı dinleyelim sizden istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında süreç bugün başlamadı. Bana göre süreç 1. Körfez Savaşı ile başladı. Özallı yıllarda başladı. Yavaş yavaş ilerledi. Ardından Erdoğan iktidarıyla ve AKP rejimiyle hakikaten derinleşmeye ve daha da karmaşık hale gelmeye başladı. Biraz sürece genel bir perspektiften bakmak istiyorum ki bugün yaşadıklarımızı daha iyi anlayalım. Bunlar bir analiz ve benim kendi zaman içerisinde edindiğim deneyimler, yaşadıklarımdan, gördüklerimden elde ettiğim çıkarımlar. Ve bunlar sadece kitap okuyarak ya da bir takım yazıları değerlendirerek ortaya çıkmış fikirler değil, yaşanmışlıklar var. Ben Irak'a defalarca gittim, Kuzey Irak'ı gayet bilirim, Türkmenlerle defalarca görüştüm, Musul, Kerkük, Telafer, Tuzhurmat'ı çok iyi bilirim o coğrafyayı. Orada yaşananları gözümle görmüş, deneyimlemiş birisiyim ben. O dönemde AKP'nin 1 Mart tezkeresi vesaire ardından yaşanan süreçler hepsine tanık olmuş birisiyim. O sebeple sürece benim biraz bakışım farklı ve hem siyaset hem de bir analiz olarak bunu değerlendirirseniz memnun olurum. 1. ve 2. Körfez Savaşı'ndan sonra çok planlı bir şekilde Irak'ın kuzeyinde bir yapı oluşturuldu. Aslında Saddam'ın orada savaşa girmesi ve Kuveyt işgal etmesi de yine emperyal güçlerin desteğiyle oldu ve o güçlerin yönlendirmesiyle gerçekleşti. Ve bu bahane edilerek önce 1. ardından da 2. Körfez Savaşı ortaya çıktı. Bu savaşların ardından bildiğiniz gibi Irak'ın kuzeyinde 36. paralelin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edildi. Bu ilan edilmeden önce de yine Saddam'a tırnak içerisinde sözüm ona kimyasal silahlarla yapılmış olan saldırı bahane edilerek, ki o saldırıların ardından çok sayıda Kürt hayatını kaybetti ve Kürtler Türkiye'ye göçe zorlandı. 500 bin civarında Kürt, hatırlayacaksınız, Türkiye sınırını geçip bir süre bizim ülkemizde mülteci olarak kaldılar. Ve o kimyasal silahlar da yine aslında Saddam'ın elinde olan silahlar değildi. Emperyal güçlerin kendisine vermiş olduğu silahlardı ve bir kurguydu bu. Çünkü o kurguda daha sonra beklenen şey Irak'ın kuzeyinde bir izole yapı oluşturmak, 36. paralelin kuzeyinde bir güvenli alan, bir uçuşa yasak bölge oluşturmak için bir zemin hazırlamaktı ki bunu yaptılar. Uçuşa yasak bölge oluşturulduktan sonra artık oraya kimse girmedi, giremedi ve yavaş yavaş burası imar edilmeye başlandı. Ve de facto bir devlet 25-30 yıl içerisinde hepimizin gözünün önünde kuruldu. Şimdi orada bu yapı kurulurken dikkatimi çeken şeyler şunlar oldu benim. Özellikle inşaatlar yapıldı, devlet kurumları teker teker kurgulandı, yapıldı. Ekonomisi güçlendirilmeye çalışıldı ve azınlık güçler yavaş yavaş orada asimile edildi, tasfiye edildi. Özellikle Türkmenler bu Kuzey Irak'taki yapının içerisine dahil edilmedi. Türkmenlerin yoğun olduğu yerler, Musul, Kerkük, Telafer, o bölgedeki coğrafya özellikle Kürt nüfus dışarıdan getirilerek, Türkmenler de tasfiye edilerek tam bir Kürt devleti kurulmak isterdi orada. Ve bu bir süre sonra gerçekleşti. Şu anda otonom bir yapı var, arkasında İsrail var, arkasında Amerika var. Niye onlar var biraz sonra anlatacağım. Bu aslında sürecin 1. aşamasıydı.
İkinci aşamada ise hesaplanan şey Suriye'nin kuzeyinde yine buna benzer bir yapı kurgulamak ve bu yapıyı yıllar içerisinde aynen Irak'ta olduğu gibi de facto bir yapı haline getirip bir otonom devlet kurmak ve ilerleyen yıllarda Kuzey Suriye ile Kuzey Irak'ı birbirine birleştirmek ve daha sonra bunu Akdeniz'e ulaştırmak. Peki buradan ne amaçlanıyor? Yani sadece bir Kürt coğrafyası kurulsun bu mu isteniyor? Başka bir niyet mi var? Burada iki tane temel niyet var. Birincisi İsrail'in işte yıllardan beri hep o malum vaat edilmiş topraklar ideali ve iddiası, bundan İsrail hiçbir zaman vazgeçmedi. Tabii diplomatik yoldan bunu hiç dile getirmedi, getirmez de zaten. Hep başka gerekçeler ortaya konur. Fakat bu bir realite. Fakat bundan da önemlisi, biliyorsunuz İsrail'in coğrafyası son derece dar ve küçük. İsrail'in özellikle hava savunma sistemleriyle kendini herhangi bir nükleer saldırıya karşı koruma kapasitesi yok. Ve son yıllarda İran'ın nükleer kapasitesinin de artık bir atom bombası üretebilecek noktaya yaklaştığını bütün dünya biliyor ve bunu engellemek için zaten İran yıllardır ambargo altında. Bir gün İran bu kapasiteye ulaşırsa ve eğer o bombayı İsrail üzerine gönderecek olursa, İsrail'in kendi coğrafyasının dışında bir güvenli alandan kendisini koruması gerekiyor. Ve işte onun için Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'yi özellikle kendi güvenliği için tanzim ettiği bir alan gibi kurguluyor. Fakat bundan daha da önemlisi, o vaat edilmiş topraklar neticesinde bu coğrafyanın yavaş yavaş kendi idealleri doğrultusunda şekillenmesi. Peki bunun için ne yapmak lazımdı? İşte bunun için Büyük Orta Doğu Projesi devreye girdi. Şimdi burada durup tekrar ben sizi geriye götüreceğim 1 Mart tezkeresine. Bakın 2003 yılında 1 Mart tezkeresinin görüşmelerinin yapıldığı dönemde ben parlamentodaydım. Ve AKP'nin kimi danışmanları Amerika'da perde arkasında arka kapı diplomasileriyle bir takım teminatlar verdiler. Aynen bugün NATO'da olduğu gibi biz bu işi hallederiz dediler ve merak etmeyin biz bu tezkereyi geçireceğiz dediler. 7 tane Amerikan savaş gemisi geldi, İskender'in açıklarına demirledi ve 70 bin civarında bir Amerikan askerinden bahsediliyor. Bunların Türkiye'de, Güneydoğu'da konuşlanması planlandı. Ben o dönemde hiçbir askeri eğitimim yok, bu konuda hiçbir deneyimim yok. Sadece son derece basit ve yalın bir akılla şunu söyledim arkadaşlarıma. Bakın, Türkiye sınırıyla Bağdat arasında 500 kilometrelik bir mesafe var. Bu adamlar buraya Türkiye'den Bağdat'ı işgal etmek için geliyor olamazlar. Yabancı bir ülke, lojistik yok, bilmedikleri bir coğrafya, karayoluyla bunların bu şekilde bir işgal kapasitelerinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Bunun arkasında başka bir plan var. Bunun arkasında Türkiye'yi uzun yıllar içerisinde kurguladıkları planla bölmek ve burada da onun garantörü olarak yerleşmek var. Allah aşkına buna müsaade etmeyelim. Ve AKP'nin içinden birisi olarak çok sayıda ismi ikna ettim ve hatırlayacaksınız 3 oyla tezkere geçmedi ve 1 Mart tezkeresinin iptaliyle beraber Amerika büyük bir şok yaşadı ve savaş gemilerini Basra Körfezi'ne güneyden götürerek savaşı 3-4 ay geç başlatmak zorunda kaldı. Fakat Amerika buradaki planlarından vazgeçmedi. Aradan 3-5 ay geçti. TİGEM Genel Müdürü, zamanın TİGEM Genel Müdürü benimle irtibata geçti ve dedi ki çok önemli bir konu var, sizden destek istiyorum. Buluştum kendisiyle. Ceylanpınar çiftliği, 80-90 bin dönümlük büyük bir arazi, burayı dedi Amerikalılara veriyorlar. Ve bunun için benim imzam gerekiyor. Ben direndim, imza atmadım. Bunun için beni görevden alıyorlar. İnceledim, hakikaten doğru. İmzası hem Tarım Bakanı tarafından atılmış, ardından zamanın Başbakanı Erdoğan tarafından imzalanmış ve görevden alarak başka bir isimle Ceylanpınar çiftliğini Amerikalılara verecekler. O zaman genel müdürün imzasıyla bu çiftliği işte bilmem kaç yıllığına başka birilerine verme yetkisi vardı. Bunu öğrenir öğrenmez zamanın Cumhurbaşkanı'nı derhal aradım ve Sayın Sezer'e giderek durumu anlattım. Ve özel olarak rica ediyorum, tablo bu, bu kişinin tayinini lütfen onaylamayın dedim. Hakikaten müteşekkirim kendisine. Çalışma arkadaşlarını çağırdı, genel sekreterini, dosyayı getirin, bu dosya benim masamda duracak ve asla imzalanmayacak dedi. Ve Ceylanpınar çiftliği bu şekilde Amerikalılara verilemedi. Peki ardından ne oldu? Bir süre sonra zamanın Maliye Bakanı, şimdi vefat etti, Kemal Unak'tan, İsrail şirketlerle görüştüğüne tanık oldum ben.
Ve öğrendim ki arkadan İsrail'li şirketlerle Türkiye'nin Suriye sınırındaki mayınlarının temizlenmesi için bir takım arka kapı diplomasileri yapılmış, bir takım pazarlıklar yapılmış. Buna da şiddetle karşı çıktım ve o zaman AKP'nin bir grup toplantısında söz aldım ve basında kayıtları da vardır, arşivimden de çıkartıp verebilirim size. İsrail'de hangi şirketlerle görüştün, amacın neydi? Türkiye'nin Güneydoğu ve Güney sınırındaki mayınların temizlenmesindeki derdin neydi, planın neydi, başka bir hedefin mi vardı? Bizim Türk askeri bunu yapamıyordu da niye İsrail'leri getiriyorsun diye kendisine hesap sordum. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, geri döndüğümüzde bu süreç aslında Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelişi için hazırlanmış bir süreç. Amerikan askerlerinin orada konuşlanmasıyla ilgili plan da bir anlamda süreci kontrol etmek ve bir anlamda garantör gibi kurgulanmış. Peki bu esnada ne oldu? Bu esnada ne oldu? Sayın Erdoğan defalarca kendisi Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söyledi. İddiayla söylüyorum, tekrar ediyorum, Büyük Ortadoğu Projesi henüz bitmemiştir. Türkiye'nin mülteci belasının arkasında Büyük Ortadoğu Projesi vardır. Suriye sondan bir önceki duraktır. Suriye'deki iç çatışmanın arkasında da Büyük Ortadoğu Projesi vardır. Ve Türkiye için kurgulanan, çünkü her ülke için kurgulanan plan başka türlüydü. Türkiye için kurgulanan planın da bir ayağı ekonomik çöküştür, ikinci ayağı da mülteci işgalidir. Bu ikisi üzerinden Türkiye'de bu proje hayata geçirilecek. Peki ne yaptılar? Ne yaptılar? Bir sorunuz var galiba. Susabilirim Hande Hanım. Estağfurullah. Şimdi şunu soracağım. Tabii ekonomik ve aynı zamanda bir göç diyoruz. Şimdi Irak'ta işte kimyasal silah bahanesi, Suriye'de yine aynı şekilde Esad'la ilgili kimyasal silah bahanesi. Benim öngörüm ve benim gibi düşünen bazı siyasetçilerin de öngörüsü bu. Türkiye'de ise bir iç karışıklığın tetiklenebileceği ve bu nedenle herhangi bir şeyin, yine kaçaklar ve sığınmacılar vasıtası, yani araya karıştırılan bir ya da birkaç provokatörün bahane edilmesiyle, hani bazen bir kıvılcım yeter diyoruz ya, onunla birlikte birden tetiklenmesiyle olabileceğini düşünüyoruz. Siz ne öngörüyorsunuz bu konuda? Geleceğim o konuya. Ne yazık ki ben de sizinle hemfikirim. Bu esnada ne yaptılar? Bu esnada Kuzey Irak'tan peşmergeleri planlı bir şekilde Kuzey Suriye'ye taşıdılar. Aslında bunlar bir anlamda PKK unsurlarıydı ve maalesef o dönemde Türkiye bunlara büyük ölçüde destek oldu. Onların liderleri Türkiye'de devlet kademelerinde, Salih Müslim hatırlayacaksınız, ağırlandı. Hatta onların güzergahtaki harcadıkları paralar bile Türkiye tarafından karşılandı. Lahmacun paraların faturaları bile devlet tarafından ödendi. Bugün PYD, YPG terör örgütüdür ya da Erdoğan'ın kendi o veciz ifadesiyle YPG diye bağırıyor ya Sayın Erdoğan. İşte o aslında Erdoğan'ın himayesinde Kuzey Irak'tan gelen o teröristlerdi ve onları maalesef Türkiye üzerinden biz geçirdik. Ve onlar şu anda 80 bin kişilik son derece eğitimli bir ordu haline geldiler ve inanılmaz askeri silahlarla donatılmış durumdalar. Uçuş kapasitelerine varmış olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda bir PKK'lı helikopterin düştüğüne tanık olduk. Ve bunun da Amerikalıların kontrolünün olduğu bir bölgede olduğunu biliyoruz. Belli ki burada eğitim esnasında düşmüş bir PKK'lı helikopteri söz konusu. Tabii net bilgi yok elimizde. Tüm bunlara baktığımızda aynen Kuzey Irak'ta olduğu gibi Kuzey Suriye'de de bu yapı yavaş yavaş oluşturuldu. 80 bin kişilik bir ordu var. Biz sızlanıyoruz, bakın diyoruz ki Yunanistan'ın hava savunma sistemleri bizi geçti, ne olur bize F-16 verin, F-35'lerin parasını ödedik, 1.4 milyar dolar ona el koydunuz, bari F-16'ları verin, restore şey yapın, modernize edin. Amerika da diyor ki hayır, verirsem sen bunlarla YPG-PYD'nin üzerinde uçacaksın. Dolayısıyla bunların üzerinde uçmayacağına teminat verirsen, Yunan adaları üzerinde uçmayacağına teminat verirsen olabilir diyor. Yani Naim Babiroğlu Hoca da buna dikkat çekmişti.
F-35'i de alamazsınız, F-16'yı da alamazsınız. Tabii, yarın bir tabii. gün konuşuruz demişti. Biz bu programı yapalı herhalde 2 yıl oldu yaklaşık olarak. Hala bu konuyu tartışıyoruz. Alamaz. Alsa da ya da alıyor gibi görünse de bu şartlar kendisine dayatılacak. Çünkü hem Amerika için hem İsrail için Kuzey Suriye'de kurulmuş olan bu yapı hayati öneme sahip, kurguları devam ediyor. Ve o bölgedeki radikal terör örgütlerinin, IŞİD'in vesairenin beslenmesi, yeşertilmesi, büyütülmesinin de arkasında bu var. Çünkü dünyaya bir mesaj verilmesi gerekiyordu. Eğer sürece mesela İngiltere'den bakarsanız, Amerikan medyasından bakarsanız, YPG, PYD'nin oradaki radikal unsurlara savaşan, onlara karşı savaşan, Yezidi kızları özgürleştiren, işte kafa kesen, insan yakan o alçak canilere karşı özgürlük mücadelesi veren savaşçılar olarak tarif ediliyor. Çünkü dünyaya böyle bir şey anlatılması gerekiyordu. Böyle bir gerekçe sunulması gerekiyordu. Bu yapılar bunun için kurgulandı. Misyonların tamamladığı zaman da aynen Afganistan'da olduğu gibi bunlar da tasfiye edilip orası temizlenecek ve o coğrafya tamamen YPG'nin, PYD'nin kontrolü altına verilecek. Plan bu. Ve bir süre sonra Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'yi birleştirip denize ulaştırmak, işte bütün bunların arkasında Suriye'nin de bir şekilde göçle kuzey tarafının temizlenmesi gerekiyordu ve onları Türkiye'ye gönderdiler. Aslında bir taşla iki kuş birden vurdular. Hem kendi hedef coğrafyalarını steril hale getirdiler, temizlediler, arındırdılar. Hem de Türkiye'nin içini karıştırmak için bu 10 milyon mülteciyi Türkiye'ye gönderdiler. Şimdi bakana sorarsanız 3 milyon, 4 milyon diyor ama ben hekim olarak söylüyorum. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından bir analiz yaptım. 97 milyon Suriye'ye poliklinik hizmeti verdik. 750 bin Suriyeli çocuk dünyaya geldi. 2.6 milyon ameliyat gerçekleştirdik diyor. Şimdi Hande Hanım, size soru soruyorum. Eğer 2.6 milyonsa ve 3 milyon civarında da Suriyeli varsa, o zaman sokakta gelen gezen her Suriyelinin kolu bacağı kesilmiş ya da ameliyat olmuş olması lazım. Yalan. Baştan sona yalan. En az 10 milyon var burada. Peki bu Suriyeliler niye Türkiye'ye gönderildi? Bir, Kuzey Suriye'nin steril bir alan haline getirilmesi, iki, Türkiye'nin karıştırılması ve Türkiye'de demografik yapının yıllar içerisinde değiştirilmesi. %5.7'lik bir doğurganlık oranı var. Bu Suriye'de, yani kendi topraklarında daha azken, %3-4 civarındayken bizim ülkemize gelen Suriyeliler çok daha fazla doğuruyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Bir psikolojik sebebi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Avrupa'da doğurganlık oranı artmıştı. Stresle beraber insanlar nesil sahibi olmak isterler, çocuk sahibi olmak isterler. Bunun psikolojik gerekçeleri var. O sebeple çok artmış durumda doğurganlık. Bizde 1.6-1.7 iken onlarda 5.7 civarındaki korkunç bir rakam. Bundan 30 sene sonra Türk nüfusuyla Suriye nüfusu birbirine eşit hale gelecek. Bu korkunç bir tablo. Hakikaten korkunç bir tablo. Bakın, Türkiye'de hiçbir zaman Türk-Kürt çatışması çıkartamazlar. Biz günün sonunda birbirimizle tartışırız, konuşuruz, kavga ederiz. Bu coğrafyanın çocuklarıyız biz. Bu toprakların evlatlarıyız. Kaderimiz ortak, tarihimiz ortak. Ve gün geldiğinde biz kol kola gireriz. Çünkü biz Çanakkale'de beraber savaştık. Sağ sol çatışması, her şey yaptılar. Aynı silahla insanların sağını da solunu da öldürdüler, öldürttüler. Ama bugün, günün sonunda biz sağ ile sol çatışmayacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla İşte laik, İslamcı, şu bu, hangi kategoride konuşursanız konuşun, toplum katmanlarının hangisini ortaya koyarsanız koyun, bu coğrafyanın çocukları birbiriyle savaşmaz. Kavga eder ama savaşmaz. İşte onun için Türkiye için kurgulanan proje bu mülteci projesiydi. Şimdi Suriyeliler burada bırakalım, gelelim Afganlılara. Peki başımızda niye bir Afganlı belası var? Bunlar nereden çıktı? Yıl 2021. 2021'in Nisan ayında Biden hiç beklenmedik bir şekilde dünyayı şok edercesine bir açıklama yaptı. Dedi ki, ben Amerika'da, Afganistan'daki Amerikan askerlerini geri çekiyorum. Ve 12 Eylül'den önce de hepsinin geri gelmesini tamamlayacağım. Ve yaptı dediğini de. İngilizler de ona uydular. Zaten Amerikalılarla İngilizler biliyorsunuz beraber hareket ederler. Fakat Afganlıların, yani Amerikalılarla beraber çalışan Afganların akıbeti ne olacak? Bununla ilgili bir karar vermek lazım. Çünkü orayı işgal eden Amerika kendi başına hareket etmiyor. Orada kendi lokal insanlarla hareket ediyor, eğitimli insanlarla. Çok sayıda genç Afganistanlı askerin de akıbetleri gündeme geldi. İşte onun için de 2021 yılının Ağustos ayında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Ben internetten bu toplantının kayıtlarını buldum. Açıkça deniyor ki
Bizimle beraber Afganistan'da çalışmış Afganlı genç eğitimli askerlere bir güvenli yer bulmamız lazım. Bunun için de ideal yer Türkiye'dir deniyor. Raporları var bunun. Aradan bir süre geçti. Ekim-Kasım aylarında Erdoğan Biden'a yalvarıyor randevu alabilmek için. Müracaatlar reddediliyor falan. Sonra bir anda Biden randevu verdi ve Erdoğan'la Biden görüştü. Toplantıya da Merve Kavakçı'nın Amerikan vatandaşı olan kızı katıldı. Bakanlıktan kimse yok. Bilmiyoruz ne konuşulduğunu. Ve bir süre sonra Türkiye'ye oluk oluk Afganlılar gelmeye başladı. Genç, eğitimli, yetişkin, donanımlı Afganlılar. Hepsi erkek. Bunlar Afganistan'dan çıkıyorlar. Belucistan'a geliyorlar. İran'ın Azade Meydanı'nda, Hürriyet Meydanı'nda, Tahran'da bir araya geliyorlar. On binlercesi. Sonra insan kaçakçılarına verdikleri parayla, sırtlarındaki çantalarla Van sınırından geçiyorlar. Geçtikleri köyler belli, güzergahlar belli, hangi saatlerde geçtikleri belli, her şey belli. On binlercesi oluk oluk geliyor sırt çantaları. Şimdi niye sırt çantasını söylüyorum Hande Hanım, şunun için söylüyorum. Afganistan'da efedra diye bir bitki var. Dünyanın efedra bitkisinin yetiştiği en temel ülkesi, en temel coğrafyası Afganistan. Ve bu efedra bitkisi çok basit işlemlerle, basit atölyelerde metamfetamine çevriliyor. Ve bu Afganlılar Türkiye'ye gelmeye başladıktan sonra Türkiye'de metamfetamin tüketimi patladı. İnanılmaz bir metamfetamin tüketimi var. Çok ucuz, erişim ulaşım son derece kolay. Genç nesiller çok hızlı tüketmeye başladı. Yakalananlarda bile dramatik artış var ki yakalanmayanlar korkunç. 13-14 yaşında ben seçim bölgemde onlarca aileyle konuştum. Birçok aile muzdarip, küçücük çocuklar metamfetamin kurbanı. Bu metamfetamini bu ülkeye bela eden Afganistanlı bu mültecilerdir. Ve bunlar da sırtlarında getirdikleri çantalarda bunları Türkiye'nin başına bela etmişlerdir. Peki, bitireyim burayı da ondan sonra sizin sorularınıza geçeceğim. Niye Afganistan yönetimi, Taliban yönetimi bu adamların gitmesine izin verdi? Yani bunların Amerikalılarla beraber çalıştıklarını biliyorlar. Niye izin verdi? Şu şartla izin verdi. Karılarınızı götüremezsiniz dedi. Çocuklarınızı da götüremezsiniz. Ben sizin çocuklarınızı kendime göre yetiştireceğim. Karılarınız da bana lazım. Yeni nesiller üreteceğim bundan. Siz defolun gidin dedi bu ülkeden. İddia olarak söylüyorsunuz. Yani tahminin ötesinde bir bilgiye dayanarak mı söylüyorsunuz? Ben Afganistan'dan çok insanla görüştüm. Bunların hepsi hani elbette bir size diplomatik bir rapor veremem ama görüştüklerimi söylüyorum. Yok, bana muhakkak. Tamam. Ya bir iddianın ötesinde. Tabii İngiltere'den tanıdığım çok sayıda Afganlı doktor arkadaşım var. Hatta bu sürece tanık olmuş Amerikan firmalarında çalışan bir sürü insanla görüştüm. Hala temasta olduğum insanlar var. Onlardan edindiğim bilgiler bunlar. Dolayısıyla bu süreç böyle çalıştı. Şimdi Afganlılar geldi bizim ülkemizde. Hangi sektörde çalışıyorlar ağırlıklı? Tarım ve hayvancılık ve çobanlık. Hiç kimse konuşmuyor. Niye bu adamlar, bu eğitimli adamlar, bu donanımlı adamlar, Amerikalılarla beraber çalışmış adamlar, ta Afganistan'dan Belucistan'a, oradan İran'a, oradan Türkiye'ye yürüyerek gelmiş. 4000 kilometre yolu hiç yorulmadan yürüyerek gelmiş, dağ, dere, tepe, bayır aşmış bu insanlar niye çobanlık yapıyor? Niye Türkler çobanlık yapıyor? Bakın, özellikle planlandı. Ben bilim adamıyım, siyasetçi kimliğimden önce bilim adamıyım. Komplo teorilerinden nefret ederim. Bir takım iddialardan, hayali senaryolardan hakikaten nefret ederim. Bu insanları yanlış yönlendirir. Ama bunların hepsi bir analiz, bir değerlendirme. Niye bu ülkede Afganlılar çobanlık yapıyorlar? Çünkü bakın, sahada, arazide, dağda, bayırda çobanlar bu ülkenin güvenliğini sağlarlar. Niye? En ufak bir şeyi kaldırırlar telefonu, jandarmaya haber verirler. Derler ki falanca yerde bir yangın var. Fişmanca yerde bir araba kazası gördüm. Bir yerde birisini kaçırıyorlardı. Bizim çobanlarımız, Anadolu insanının çobanı kaldırır telefonu, jandarmaya haber verir. Kim haber verecek şimdi? Afganlı mı haber verecek? Dil mi biliyor? Dolayısıyla bakın, bunların hiçbirisinin ben tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Bu arada Türkiye... Ve kaos durmadan devam ediyor. Derinleşiyor. Bu arada Türkiye derin bir ekonomik krizin pençesinde. Ve giderek derinleşiyor. 140 milyar dolar borçla bu ülkeyi alan Erdoğan getirdi 480 milyar dolara teslim etti.
elde ne var ne yoksa satıldı. Gelecek garantili projelerle ülkenin istikbali ipotek altına alındı. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız borçlandırıldı. Yine bu ek bütçeyle rakam yanlış olmasın, bakar doğrusunu söylerim, 480 küsur milyar lira bu garantili projelere ek bütçeden para ayrıldı. Korkunç bir para ayrıldı. Ve Türkiye şu anda inanılmaz bir ekonomik krizin pençesinde. Erdoğan bu ek bütçeyle, eline geçirdiği yetkiyle tekrar koltuğunu pekiştirmek, sağlamlaştırmak için, yerel seçimleri de alabilmek için bu bütçeyi kullanacak. Türkiye çok derin bir ekonomik krizin pençesinde şu anda. Bakın, dünyada bütün iç çatışmalar, kaoslar, huzursuzluklar hep ekonomik krizlerin arkasından çıkar. Şimdi başka bir konuya değineceğim. Tamam, NATO genişliyor, efendim Ukrayna-Rusya savaşı var, işte Baltık'ta artık NATO denize haline geldi. Hep tartışıyoruz Norveç, Finlandiya, buna dair bir sürü şey söyleyebilirim. Fakat benim kafamı kurcalayan ve cevap bulamadığım bir soru. Niye Amerikan askerleri gelir Yunan adalarında Yunanlılarla beraber tatbikat yaparlar? Neden bu süre içerisinde Fransa Yunanistan'a inanılmaz sayıda Rafale uçakları verir? Niye F-35 dengesi bizim aleyhimize çalışır? Niye şu anda küçücük Yunanistan, bizim yani İstanbul kadar nüfusu olan bir Yunanistan, niye hava silahlarında ve hava üstünlüğü bizden çok daha fazla olsun? Neden? Neden kurgulanıyor? Niye Bunu mu ifade etmek istiyorsunuz? Niye iki tane savaş gemisini İngilizler verdi? Niye Fransızlar savaş gemisi verdi? Niye Yunanistan bu kadar silahlandırıldı? Niye Batı Trakya'da yüzlerce helikopter, yüzlerce işte tank ve savaş gemisi NATO tırnak içerisinde adı altında Amerikan silahları vesairesi konuşlandırılıyor? Yani tesadüfen olan bir şey mi bu? Kime karşı? Bir ara Erdoğan bir kere dedi ki, yani bunlar niye burada duruyor kardeşim falan diye bir eleştiri getirdi Amerika'ya, arkasını getirmedi. Ben devam etmek istiyorum. Yani niye? Ukrayna'ya karşı değil. O sınırın ötesinde biz varız. Acaba yarın bir kaos çıkacak, bir ülkede bir büyük bir beklenmedik bir şey olacak, onun için mi bulunuyorlar? Soruyorum yani. İster istemez ben bunlara baktığımda kaygı duyuyorum. Dolayısıyla bütün bu fotoğraflara baktığımızda ülkemin geleceği için endişe duyuyorum. Şu anda ülke bir tek adam rejimine dönüştü. Otokratik bir sistem. Millet kendi bütçesini yapamayacak hale geldi. Parlamentonun hiçbir etkinliği kalmadı. Bütün yetkiler Erdoğan'a verildi. Bütçe verildi. Bütün kararlar tek adamın iki dudağı arasına hapsedildi. Türkiye'de 10 milyondan fazla bir mülteci belası var. Dünyanın hiçbir ülkesi böylesine büyük bir riskle başa çıkamaz. İşte gözümüzün önünde bir Lübnan var. Lübnan örneği var. 67 savaşından sonra çok sayıda Filistinli Lübnan'a geldi. O dönemde 300 bin civarında gelen Filistinli yıllar içerisinde Lübnan'ın iç dengesini, demografik yapısını bozdu. Orta Doğu'nun Paris'i diye bilinen Beyrut ve dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Akdeniz kıyılarındaki o Beyrut bir savaş cehennemine döndü. Çünkü gelen mülteciler o coğrafyayla içerisinde işte Hristiyanları var, Alevileri var, başka kültürden olan insanlar var ama hepsi Lübnanlıydı bunların. Gelenler Lübnanlı olamadılar. Ve o iç çatışma ardından yine Suriye'den gelen mültecilerle Lübnan'ın dengesi alt üst oldu. Başında da bir hırsız yönetim vardı, Hariri ailesi. Ülkeyi çaldı, soydu, soğana çevirdi. Bugün Lübnan sefaletin pençesinde, bölünmenin eşiğinde. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde çok vahim bir tablo var. Bundan kurtulmanın ya da bunu önlemenin yolu tamamen Türkiye'nin gerçeklerine göre politika üreten, rasyonel siyaset yapan bir anlayış, bir mantık ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarını, milli menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir anlayış. Hande Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Aslında derinlemesine incelenmesi gereken bir konu, zaten öyle de yapıyoruz. Sizinle konuştuğumuz kısmı, güvenlik kısmı, demografik kısım var, sağlık açısından ciddi problemlerimiz var ve geleceğe dönük tabii ki güvenliğin de içerisinde, biraz önce de söylemiştim, Türksüzleşme politikası diyorum, Türk gençlerinin geleceğiyle, kariyerleriyle ilgili de ciddi sorunlarımız, problemlerimiz var. Kent sosyolojisi açısından, kitleler psikolojisi açısından defaatle farklı noktalarda incelemeye çalıştığımız bir konu. Umarım sağ salim bu süreci atlatabilir ve tabii
daha demokratik, daha seküler bir yönetimle bu süreci yarasız beresiz atlatabilir ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden o eski günlerine geri döndürebiliriz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Biraz içinizi karartmış olabilirim ama benim perspektifimden görünenler bunlar. Ve bu hakikaten partiler üstü bir yaklaşımla çözülecek bir konu. Ve Türkiye için heyecanı olan, Türkiye için samimi duyguları olan, milli duyguları olan herkesin bu perspektiften baktığını da biliyorum. Samimiyetimle buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Devamında biz biraz önce de söyledim ya, işte siyasal İslam dediğimiz konuyu tartışıyoruz. Aslında zaman zaman kendisiyle sığınmacılar konusunu da konuştuğumuz Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi sevgili Saygı Öztürk, duayen gazeteci birazdan bizlerle birlikte olacak. Saygılarımı iletin, teşekkürlerimi iletin. Burcu Hanım çok teşekkür ederim size de, Hande Hanım sizlere de iyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz.